Arkadaşlar Java'yı kullanarak database'lere nasıl bağlanabiliriz? Bir ona bakalım hep beraber. İlk önce SQL Server'a nasıl bağlanacağımıza bakalım. Bunun için arkadaşlar SQL Server'a bağlanmak için iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi ODBC üzerinden SQL Server'a bağlanmak ki bu yavaş olan yöntem ve çok da stable çalışmıyor. Ayarlarını yapmak da oldukça zahmetli. İkincisi ise Microsoft'un çıkardığı JDBC driver'ları var. Bunu kullanarak SQL Server'a bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu JDBC driver'larını nereden indirebiliyorsunuz? İnternette Google'da aradığınız zaman size direkt Microsoft'un sitesini veriyor. Ben size direkt linkini vereceğim şimdi. Şöyle şuradan bağlan dediğimiz zaman Microsoft SQL Server JDBC Driver. Yine JDBC Driver diye arattığınız zaman Microsoft'un sitesinden çıkıyor arkadaşlar. Burada şu anda 2.0 versiyonu mevcut. Bunu arkadaşlar kullanıp normal .NET'teki bağlanıyormuş gibi bağlanabiliyorsunuz. Download SQL Server JDBC Driver diyorsunuz. Bizi download sayfasına indiriyor. Zaten boyutu da 149 kilobayt. Buradan download edelim. Pardon, bu şeyi sanırsam. Bir saniye. Bu HTML kendisi nerede peki? Neyse şöyle download edelim bakalım. Save diyelim. Desktop'a save ettim. Şimdi gidelim. Hangi versiyonu seçeceğinizi söylüyorsunuz burada. Yukarıdakini kabul ediyorum ve Microsoft Windows versiyonunu indirmek istiyorum diyorsunuz. Şöyle karşınıza çıkıyor arkadaşlar. 3.45 MB. Bunu da save ediyorum desktop'a. Şu anda indiriyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bunu sağ tıklayıp bulunduğu yere extract edebilirsiniz. Aslında bu zip'in exe hali. Extract here deyip yine açabilirsiniz. Bir folder içerisindeki itemları extract edecektir. Şöyle şu anda extract ediyor. Şöyle folder'ımızı da böyle taşıyalım, görün. Evet. Şimdi bunun içinde arkadaşlar Eno'nun içerisinde bakın şöyle dosyalar çıkıyor. Biz eğer bunu kullanmak istiyorsak arkadaşlar şu jar dosyasına ihtiyacımız var bizim. Bu jar dosyasını bizim projemize eklememiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl ekleyebiliyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bulunduğu folder'ı class şu folder arkadaşlar bizim class pet'e eklememiz gerekiyor. Ya böyle yapacağız ya da eğer ki şey kullanıyorsanız, NetBeans kullanıyorsunuz. NetBeans'te projenin referanslarına ekleyebiliyorsunuz. Önce bir deneyelim NetBeans'te kullanmayı. Olmazsa class pet'in içerisine ekleriz. Ben NetBeans'i açacağım buradan.
NetBeans'in IDE'sini. Şuradaki Oracle'a şimdilik ihtiyacımız yok. Bu NetBeans'te arkadaşlar, şunları kapatayım ben. Projects kısmını açalım. Buraya şu projeleri de buradan kaldıralım. New project diyeceğiz. Şunu da kapatıyorum. New project dedim. Buradan Java'yı seçiyorum arkadaşlar. İşte Java desktop application veya Java application'ı diyelim. Bu Java application üzerinden ilerleyelim. Burada Java application next diyorum. Application'ın adını yazalım. Ne olsun? DB sample app diyelim. DB sample app. Finish ediyorum. Finish'e basıyorum. Şimdi bakın burada arkadaşlar bizim library denilen bir kısmımız var. Burada direkt JDK var arkadaşlar. JDK 1.6. Buraya arkadaşlar bizim at jar folder'ı seçiyoruz. Gidip desktop'tan SQLGDBC'den Enon'un bulunduğu yerden SQLGDBC jar'ı ekliyoruz arkadaşlar. Bunu eklediğimiz zaman artık ben SQL Server'a bağlanacak kütüphaneleri projeme eklemiş oluyorum. Bu DLL eklemek gibi bir şey. Referans eklemek gibi bir şey. Burada. Ve ardından arkadaşlar tabi bu arada benim SQL Server'ımı da açmam lazım. Şu anda benim SQL Server servisim kapalı. Onu da açalım. MS SQL Server Configuration Tools'dan Configuration Manager'dan servisimi de start edeyim. SQL Server, MS SQL. Evet. Şunu başlatalım. Evet, bu çalıştı. Şimdi gelin önce şey yapalım, connection kurup onunla bağlanmayı deneyelim. Gidelim önce şu import kısmına arkadaşlar, yukarıya import kısmına Java'nın içerisinden SQL'i seçelim. Sonuna da yıldız koyuyorum. Bu ne demek? Tüm namespace'i al demek. Ardından static void main'in içerisinde connection string'i tutacak URL'imizi yapalım. String connection URL eşittir. Bunu tek bir satırda da yapabilirsiniz veya connection objesini oluşturup tüm ayarlarını tek tek de set edebilirsiniz. Onlara da sonra bakarız. Connection URL, ondan sonra GDBC 2 nokta üst üste SQL Server 2 nokta üst üste slash slash localhost 2 nokta üst üste 1433. 1433 neydi arkadaşlar? Bizim SQL Server'ın çalıştığı porttu. Noktalı virgül. Artı diyorum. Bir satır aşağıya iniyorum. Tekrar tığına kaçıyorum. Database name eşittir
database name, ne diyelim, adventure works diyelim, adventure works'e bağlansın. User, burada Windows Authentication'da sorunlar çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden User'da Mix Authentication'ı seçip bir User üzerinden bağlanmakta fayda var. Neydi bizim User'ımız? SA'di. Ve bir de name'imiz vardı? Password'ümüz vardı. Password eşittir Fatih123 diye hatırlıyorum. Sonra da noktalı virgül deyip connection string'imizi kapatıyoruz. Ardından arkadaşlar, artık connection string'imiz tanımlı. Connection'ımızı oluşturalım. Connection nesnesi oluşturuyorum. Adına com diyorum. Eşittir null dedim. Ardından bir statement oluşturacağım. Stmt eşittir null dedim. Ardından bir result set oluşturacağım. Rs dedim. Eşittir null dedim. Bu result set arkadaşlar, result set, tabii şunu yanlış yazmışız. Result set. Evet. Result set. Result set arkadaşlar, bizim kayıt SQL Server'dan gelen kayıt setini karşılayan yapı, buradaki yapı. Ne yapıyoruz? Hemen try catch bloğumuzu açıyoruz. Şöyle şuraya da catch diyelim. Exception. Evet. Train içerisinde arkadaşlar önce connection'ımı kurmam lazım. Connection'ı kurmak için class kelimesinden faydalanıyorum. Class for name arkadaşlar. Bakın benden connection URL istiyor. Connection URL istiyor. Buraya arkadaşlar driver'ımın adını vereceğim. Com nokta Microsoft nokta SQL Server nokta GDBC nokta SQL Server Driver diyorum. Sonra con eşittir Driver Manager nokta get connection. Connection URL olarak neyi vereceğim? Yukarıda tanımladığım connection URL'yi vereceğim. Arkadaşlar. Connection URL. Ardından bir SQL statement'ını oluşturalım. String SQL eşittir select top 10 yıldız from person içerisinden contact. STM tabi string'i s'si büyük olacak. Statement eşittir con nokta create statement diyoruz. Sonra da rs eşittir stmt nokta. Bakın bunlar şeyle aynı, SQL'le aynı. Execute query. SQL olarak neyi vereceğiz? Yukarıda yazdığımız SQL'i vereceğiz arkadaşlar.
Ardından geri dönen kaydı adresin içerisine dönüyor. Onların listesi içerisine dönüp ekrana yazdırmam lazım. While adres nokta next döndüğü sürece sistem out print elen adres nokta getString. Bakın ya column'un label'ını vereceğim ya da column'un indeksini vereceğim. Column index diyorum. Mesela dördüncü sıradaki indeksi versin, şeyi versin, kolonu versin bana. Araya bir boşluk koyuyorum. Artı adres nokta getString altıncı sıradakini versin. Eğer exception olursa e nokta print stack trace diyorum. Exception'ı yazsın. Son olarak finally, tabii finally böyle yazılmıyor, okunduğu gibi. Finally'de de ne yapıyoruz? SQL'de olduğu gibi açtığımız connection'ı kapatıyoruz. If adres null değil ise try adres nokta close. Kapatırken de sorun çıkmasın diye şunları da yazıyoruz arkadaşlar. Dışarıya vermesin diye. If stmt null değilse şunu yine kopyalayayım buradan. Bu sefer de STMT'yi close ediyoruz. En son olarak da if connection null değilse connection'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Şuradan run diyorum. Bakalım ne yapacak. Bir sorun var sanırsam ama evet, şurada bir problemimiz var. Neymiş? Yine bunu yanlış yazmışız çünkü. Bir türlü yazamadık finally. Evet, bakalım neymiş? Not supported by this driver. Use 4'ü kullanmamızı istiyormuş arkadaşlar. Bakın yanlış driver vermişiz. Peki o zaman projeye geri geliyorum. Şuradakini kaldırıyorum. Remove ediyorum. Tekrar add library add jar diyorum. Şu dördüncüsünü seçiyorum. Şimdi deneyelim bakalım ne yapacak. Bakalım ne hatası verdi. TCP/IP connection to the host locals failed.
SQL Server'ın çalıştığından emin oluyor ve TCP IP connection'ın açık olduğuna emin oluyor. Peki kontrol edelim bakalım. SQL Server'ımız çalışıyor. Yalnız localhost'la bağlanmaya çalışıyoruz. Belki o yüzden olmuyordur. Şunu localhost değil de direkt nokta yaparsak görür mü acaba? Bir onu deneyelim. Bir de TCP IP kontrol edelim bakalım açık mı? Aynısı. Peki 127.0.0.1 localhost'un IP'si. Bir de böyle deneyeceğim. Sonra şu TCP IP'yi kontrol edeceğim. Aynı hatayı verdi. Peki o zaman şeyi bir kontrol edelim. SQL Server'ın içerisinde Configuration Tools'un içerisinde SQL Server Configuration Manager'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Hangi tip connection'ları kabul edeceğini söyleyebiliyorduk. Evet. SQL Server Network Protocol MS SQL Server TCP/IP disabled durumda arkadaşlar. Bu yüzden bağlanamıyorum. Ben burada açıp bunu enabled hale getiriyorum. Tabi servisi de tekrardan başlatmamı istiyor. Servise geldim. Buradan restart ediyorum servisimde. Evet. Şimdi deneyelim bakalım. Burada bu sefer tekrardan localhost ta çevireceğim. Tekrar deneyeceğim. Evet, bakın ne oldu? TCP/IP'yi açtığım zaman database'e bağlandı. AdventureWorks'teki person tablosunun içerisine, kontak tablosunun içerisine ad ve soyad bilgilerini 10 tanesini getirdi arkadaşlar. Şimdi bu birinci yöntem arkadaşlar. SQL Server'a bağlanmak için. Bir başka yöntem daha var. Ona da bu connection URL ile bağlanmak. İkincisi ise data source diye bir objemiz var. Onu kullanarak da bağlanabiliyorsunuz. Yine GDBC driverlarını kullanarak arkadaşlar. Onunla ilgili de bir örnek yapalım. Ben yine projectslerden yeni bir proje oluşturayım. Bunu ben close ediyorum. New project diyorum. Yine Java application. Next. Buna da data source connection sample diyorum. Data source connection sample. Burada da yine projemin library'sine @jar diyorum. SQL GDBC 400 seçiyorum. Okey diyorum. Buraya geliyor. Yukarıya yine import statement'ını arkadaşlar import java.sql.yıldız diyorum. Bir de import com.microsoft.sqlserver.gdbc.yıldız deyip bunu da ekliyorum. İki tane import ekledim arkadaşlar. Sonra main class'ımızın içerisinde static void main'in içerisinde arkadaşlar connection tanımlıyorum. Connection con
eşittir null. Callable statement diye bir statement'ımız var arkadaşlar. Bir nesnemiz var. CSTMT eşittir null. Bunu da tanımladım. Sonra yine bir result set oluşturuyorum. RS eşittir null. Bir try catch bloğu oluşturmam lazım. Burada arkadaşlar önemli bir özellik, try catch olmadan connection açamıyorsunuz. Hata veriyor. İlla ki sizden try catch bloğu içerisinde açmanızı istiyor. O da aklınızda bulunsun. Ne yapacağım şimdi? Data source objemi oluşturacağım. SQL server data source diyorum. DS eşittir new SQL server data source. DS nokta set user, user'ım ne? SA. DS nokta set password, password'üm neydi? Benim Fatih123'tü. DS nokta server, pardon, set server name, server name'im localhost. DS nokta set port number 1433. DS nokta set database name AdventureWorks. Siz tabi Northwind yaparsınız eğer AdventureWorks'ünüz yok ise, hangi database'iniz varsa onun ismini vermeniz gerekiyor. Sonra da con eşittir DS nokta get connection metodunu kullanarak connection'ımı, data source'un sayesinde oluşturduğum connection'ı connection nesneme veriyorum arkadaşlar. Sonra gidip bir stored prosedür çalıştıralım. AdventureWorks'un içerisindeki bir stored prosedür çalıştıralım arkadaşlar. Ne var mesela stored prosedür? Şeye bakalım. Nerede bizim SQL Server Management sistemimiz? Bu değil. Şuradaydı. Tabii ben AdventureWorks'te bir stored prosedür bakacağım. AdventureWorks'ın içerisinde, program root'un içerisinde stored prosedür. USP get employee manager. Neymiş bu? Bakalım. Employee ID alıyor. Sonra da onun managerlerini getiriyor anladığım kadarıyla. Okey, deneyelim bakalım. Küçülteyim şöyle. CSTMT statement'ım eşittir con nokta prepare call. Burada şimdi stored prosedürümü çağıracağım arkadaşlar. Tırnak içerisinde süslü parantez içerisinde call dbo nokta usp get employee managers. Parametre olarak da şöyle soru işareti yazıyorum. Sonra CSTMT nokta set int. Bakın benden integer parametrenin indeksini istiyor. Soru işareti nerede? Birinci indekste veya parametrenin name'i. Eğer parametreye bir isim verseydik.
İşte birinci indeksteki parametrenin değerine 50 diyorum. Parametremin değerini set ettim. Ardından res eşittir cstmt nokta execute query'yi çalıştırıyorum. While res nokta next while res nokta next system out print len employee 2 nokta üst üste boşluk artı res nokta get string last name kolonun adını verdim artı bir satır aşağı inelim tırnak şöyle virgül boşluk artı res nokta get string kolon adı olarak first name'i verdim. First name. Sonra system out print len manager 2 nokta üst üste artı res nokta get string manager last name artı artı res nokta get string manager first name. System out print len. Exception olursa diğer yerde yaptığım gibi e nokta print stack trace ve finally bu sefer düzgün yazalım finally if res nokta res null değilse try res nokta close catch exception şunu kopyalıyorum Ares'ten sonra neyi kontrol etmem lazım? CSTMT'yi null değilse CSTM close edecek. Sonra bunu tekrar kopyalıyorum. Bu sefer de neyi kontrol edecek? Connection'ımızı. Kontrol edecek. Okay. Şimdi gelin çalıştıralım bunu. Bakın ben 50 numaralı şeyi verdim. İşte employee'yi verdim.
O bana gitti. Onun eli numaralı Susan Matters, onun müdürü Jack Richens, Jack Richens'ın müdürü Peter Krebs, Peter Krebs'in müdürü James Hamilton, James Hamilton müdürü de Ken Sanchez diye recursive olarak tüm müdürleri verdi arkadaşlar. Çünkü benim prosedürüm yukarıdan aşağıya doğru müdürlerin listesini veriyor. Şurada baksana, execute edelim. 50 numaralı employee verelim. Bu gidiyor hepsinin sırayla müdürlerini çalıştırıyor. Çağırıyor. Arkadaşlar. Bakın bu adam bunun müdürü şurada. Bu adam da bunun müdürü. Bunun müdürü de şu. Neyi gösteriyor arkadaşlar?